Lagrange çarpanı metodu örnek soru 4. Bu videomuzda Lagrange çarpanı metoduna bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. X kare artı y kare artı z kare eşittir 1 küresi üzerinde olup 2, 1, 2 noktasına en uzak noktayı Lagrange çarpanı metodunu kullanarak bulunuz. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda Lagrange çarpanı metodunu kullanabilmek için bize bir f fonksiyonu, burada 3 değişkenli olduğu için fx, yz fonksiyonu, max ve min'i aranan fonksiyon lazım. Veya burada maksimumunu arıyoruz çünkü en uzak noktadan bahsediyoruz. Max veya min'i aranan fonksiyon. Bir de g, burada 3 değişkenli olduğumuz için gx, y bizi sınırlayan fonksiyon. Bizi sınırlayan fonksiyon lazım. Şimdi bunlardan birisi açıkça verilmiş. Sınırlayan fonksiyon bizi küredir. Kürenin denklemi. X kare artı y kare artı z kare eşittir 1 küresi üzerinde olup. Yani bizi sınırlayan bu. Bundan hemen g fonksiyonumuzu üretelim. Gx, yz. Şu 1'i bu tarafa atarsak x kare artı y kare artı z kare eksi 1 olur. Bu küre üzerinde olup 2, 1, 2 noktasına en uzak noktayı arıyoruz. Şimdi buradaki f fonksiyonu yok. F fonksiyonunu elde etmek için bunun üzerinde öncelikle bir nokta tanımlamalıyız. Bu nokta ne olsun? X, Y, Z noktası. Zaten o noktayı biliyor olsak soruyu çözmeyiz. X, Y, Z noktası. Bu noktanın bu noktaya olan uzaklığını yazmalıyız. İşte bu bizim f fonksiyonumuz olacak. İki nokta arasındaki uzaklık formülü, uzaklık diyelim şimdilik buna. Kök içinde x koordinatından x koordinatını çıkartıp karesini alıyoruz. Y koordinatından y koordinatını çıkartıp karesini alıyoruz. Z koordinatından z koordinatını çıkartıp karesini alıyoruz. Biz bunun en uzak olması derken bunun en büyük olmasının peşindeyiz. Bu gördüğümüz ifadeyi maksimum yapan x, y, z noktası peşindeyiz. Şimdi bu uzaklığı f fonksiyonu olarak yazalım. Fakat burada biraz kafamızı çalıştıralım. Bunun köklü halini alıp da yola devam eden de doğru çözer ama işlemsel olarak kendini oldukça yorar. Bunun köklü halini en büyük yapan x, y, z noktası ile bunun köksüz halini en büyük yapan x, y, z noktası aynıdır. O yüzden devam eden kısımda köksüz hali üzerinden devam ediyorum. X eksi 2'nin karesi, y eksi 1'in karesi, z eksi 2'nin karesi. Köklü hali üzerinden işleme devam eden soruyu çözebilecek mi? Çözecek. Ama hoş denklemlerle karşılaşmayacağı, türev alırken zorlanacağı gerçeği apaçık gözüküyor. Buradaki kısmı tekrar ediyorum. Bu köklü ifadenin en büyük olmasını sağlayan x, y, z ile bunun kökü olmadan bunun en büyük olmasını sağlayan x, y, z aynıdır. Bu nedenle sorunun devamında bunun köksüz haliyle f fonksiyonunu oluşturduk. Şimdi biz bunun maksimumunu arıyoruz. Bu şart altında. Ve Lagrange çarpanı metodunun tamamıyla uygulanabileceği noktaya ulaştık. Formülümüz neydi hatırlayalım. Gradyan f maksimini aranan fonksiyon eşittir lambda çarpı bizi sınırlayan fonksiyonun gradyanı. Gradyant g. Şimdi buradan kritik noktalar elde etmek için çabalara girişiyoruz. Gradyan f bunun x'e göre türevi.
Şuranın sadece türevini alırız. Bunların x'lere göre türevi 0 eder. 2 x eksi 2 üzeri 1 olur. Çarpı içerisinin türevi 1. Budur x'e göre türevi. Y'ye göre türevine gelirsek bunun ve bunun y'ye göre türevi 0'dır. Bunun türevini alırız. 2 y eksi 1 üst 1 azalır. Çarpı içerisinin türevi deriz ama o da 1. Yazmaya gerek yok. Bunun z'ye göre türevini alırsak bunların türevi 0. Bununkini alırız sadece. 2z eksi 2 üst 1 olur, yazmayalım. Çarpı içerisinin türevi 1, onu da yazmayalım. Lambda çarpı gradyan g. G fonksiyonunun x'e göre türevi 2x. X'e göre türevleri 0. Y'ye göre türevi bunun, bunun, bunun 0, 2y. Z'ye göre türevi de 2z. Şimdi bunları birbirine eşitlemeye başlayalım. 2x eksi 2 eşittir lambda çarpı 2x. Şimdi 2y eksi 2 lambda çarpı 2y. 2z eksi 4. Burada da yanlış yapmışım. 2x eksi 4 o. Burası 2 eksi 2. 2z eksi 4. Lambda çarpı 2z. Bunu bu şekilde çıkarttık. Buradan sonrasında buradan x, y, z arasında bir bağıntı veya x, y, z'nin hepsini lambdalı olarak yalnız bırakabilir miyiz? Bırakabiliriz herhalde. Şuradan lambdayı yalnız bırakıp birbirine mi eşitlemek mantıklı? İki tane gidişat yolu olabilir burada. Lambdayı bir yalnız bırakalım. Buradan belki çözebiliriz. 2x eksi 4 bölü 2x. Buradan lambda eşittir yine. 2y eksi 2 bölü 2y. Buradan lambda. 2z eksi 4 bölü 2z. Bir şey elde edebilecek miyiz? Bunların üçünü birbirine eşitleyelim. 2x eksi 4 bölü 2x eşittir. 2y eksi 2 bölü 2y, o da eşittir. 2z eksi 4 bölü 2z. Şu ikisi bize x ile z'nin birbiriyle aynı olduğunu söyledi zaten. Buradan şu ikisine baktığımızda aynı denklemler. X ile z birbiriyle aynı. Fakat x ile y arasında nasıl bir ilişki var? Şurada bir sıkıntı var. Bir içler dışlar çarpımı yapalım şuradan. 4x'ye eksi 8y 4x'ye eksi 4x. Şunlar birbirini götürdü. Eksi 4'ü bölü olarak geçirsek x eşittir 2y. Evet, bu yoldan gitmemiz doğruymuş. X, Y, Z hepsini birbiriyle ilişkili olarak bulduk. X eşittir 2y, x eşittir z olduğuna göre sonuç olarak x eşittir 2y, o da eşittir z olarak bulduk. Şimdi buradan bunları x, y, z'yi k'lı olarak çıkartalım. X'i 2k dersek y k'dır. Z de 2k'dır. Bunları götürüp bizi sınırlayan fonksiyonda yerine koyacağız. Dönüp bizi sınırlayan fonksiyon neydi bir hatırlayalım. Bizi sınırlayan fonksiyon x kare artı y kare artı z kare eşittir 1 küresiydi. Bunu da getirip bunları yerine koyuyoruz şimdi. X kare artı y kare artı z kare eşittir 1 de bunları yerine koyarsak 4k kare artı k kare artı 4k kare de burası eşittir 1. 9k kare eder. K kare eşittir 1 bölü 9. K da buradan artı eksi 1 bölü 3 çıkar. İki tane kritik nokta geldi şimdi. K'yı 1 bölü 3 alıyorum önce. K 1 bölü 3 için. Götürüp koyalım buraya. 1 bölü 3 koyarsak 2 bölü 3. 1 bölü 3. 2 bölü 3. K'yı eksi 1 bölü 3 koyarsak buraya. Eksi 2 bölü 3.
Eksi 1 bölü 3, eksi 2 bölü 3. Şimdi bunlardan hangisinin bizim şu fonksiyonu maksimum yaptığının peşindeyiz? Bize soruda kürenin üzerinde olup bu noktaya en uzak nokta soruluyor. Maksimum değeri sorulmuyor. En uzak nokta hangisi? İki tane aday elde ettik. Şunu maksimum yapan aradığımız nokta olacak. Şimdi son adımı da farklı bir renkle yazalım. Bunu götürüp bizim f fonksiyonunda yerine koyuyoruz. F 2 bölü 3, 1 bölü 3, 2 bölü 3. 2 bölü 3 koyarsak 2 bölü 3'ten eksi 2 çıkarsa eksi 4 bölü 3 karesini alırsak 16 bölü 9. 1 bölü 3 koyarsak eksi 2 bölü 3 çıkar burası. Eksi 2 bölü 3'ün karesini de alırsak 4 bölü 9. 2 bölü 3 koyarsak eksi 4 bölü 3, 16 bölü 9. 32, 36 bölü 9'dan 4 çıktı bunun sonucu. Şimdi götürüp bunu koyalım. Hangisi daha büyük çıkartırsa o bizim küre üzerinde olup o belirtilen noktaya en uzak olan nokta olacak. Eksi 2 bölü 3, eksi 1 bölü 3, eksi 2 bölü 3'ü koyuyoruz şimdi. Eksi 2 bölü 3'ü koyarsak buraya, eksi 8 bölü 3 karesini alırsak 64 bölü 9. Eksi 1 bölü 3'ü koyarsak buraya, eksi 4 bölü 3, 16 bölü 9. Buraya eksi 2 bölü 3'ü koyarsak yine 64 bölü 9. 128, 144 bölü 9. O da 16 çıkar. Bu daha büyük. Maksimum uzaklığımız 16 olabiliyormuş. Minimum uzaklığımız ise 4 olabiliyormuş. Bunları anladık. Bize maksimum yapan nokta soruluyordu. Sorumuzun cevabı budur. Onu şöyle vurgulu biçimde yazıp bitirelim. Cevap eksi 2 bölü 3, eksi 1 bölü 3, eksi 2 bölü 3 noktasıdır. Bu küre üzerinde bulunup soruda belirtilen noktaya en uzak noktadır. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.